Ne tesadüf değil mi? Gene karşılaştık. Hastaneye gidiyordum. Çok erken gidiyorsunuz. Ne yapalım, bizim iş erken başlıyor. İyi günler. Size de, size de. Her sabahki gibi iki peynirli, iki kıymalı. Sağ ol. Paranın uğrunu denedim Zeynep. Uğurlu kademli adamsın. Sen siftah edince başka oluyor işin bereketi. Bu da annenin börekleri. Eyvallah. Benden. Her sabah her sabah olur mu ya? Nasıl olsun sen be? Kadının kısmetine mi mani olacak? Yarın sabah versem olur mu? Olur. Hop Bekçi baba! Bu ne dalgınlık ya? Yorgunluk be Zeynel. Ne yapıyorsun sabahın köründe? Fabrikadan. Bu saatte çıkıyoruz. Gece var diyorsun. Öyle ya, fabrikada çalışıyorsun artık. Nasıl, memnun musun? Yok be Zeynel. Bana göre iş değil ya, bırakacağım. Ulan bu bıraktığın kaçıncı iş be? Şu ehliyeti bir alabilsem. Hani ehliyet imtihanından korkmuyorum da, şu ilkokul diploması yok mu? Alabilir miyiz dersin lan? Tabii alacağız oğlum. Dün komiser beyle konuştuk. Al diplomanı, polis olman için elimden gelen yardımı yaparım dedi. Vay be! Bugün biraz çalışırız değil mi? Tabii çalışırız ama önce uyumam lazım. İyi, ben öğleye kaldırırım seni. Tamam. Hadi eyvallah. Nermin'e selam söyle. Sağ ol. Uyumadı mı Veled? Bak. Kim o? İsmail Hakkı, kim olacak? Biz geldik. Beni korkudan öldürmek için yapıyorsun değil mi? Ulan gene ne yaptık be? Neredeydin sabaha kadar? Elizabeth Taylor'la buluştum. Zeynel'e rastladık, geldik. Evde karın bekliyor diye düşünmezsin değil mi? Başlama yine ahiret suali sormuyor ha. Tabii, benim bu evde soru sormaya hakkım yok. Yahu karıcığım, anam! Soru sormak da yasak. Allah'ım canımı al da kurtulayım. Bir gece beyefendiyi bekle, sonra gelsin bağırsın çağırsın, bir de dövsün beni. Ulan kızım kimi dövdük ya? Ya bir de dövecek dil değil mi? Allah'ım letalesiz başım var benim. Ya kurbanın olayım Nermin, bırak şu anlamayı be oğlum be! Kara talihli baş! Ben sana kaç kere söyledim şu odada sigara içme diye! İyi be pek iyi be, içmeyiz be anam be! İçtiğin yetmiyormuş gibi bir de burnuma üflüyorsun dumanını! Ulan daha yakmadık bile, dumanı nereden çıkıyor, ben mi yanıyorum zilli? Bu yaştan sonra zor çocuk bakmak!
Eski kuvvetim kalmadı oğlum. Ne oldu senin polislik işi? Hayırlısıyla diplomayı bir alayım, tamam. Şöyle helal süt emmiş birini bulsak da evlensen. O da olur anacığım. Allah! Şu diplomayı alıp da bir polis oldum mu, değme keyfime artık! Lan hastayım da beni vermeyin! Ulan yeter artık, cinlerimi toplamaz hemen! Gene başladılar kavgaya! Her Allah'ın günü de çekilmez ki! Ya bugünlerden yok, bir iş bulursun! Ya ben gidiyorum bu evden, tamam mı? Kızım sus, bağırma, rezil oluruz! Bağıracağım işte! Ulan bağırma, alın ayağımın altına! Bir de öldürmeye kalkacağım beni, değil mi? Bir güldürmem ben bu evde, Allah! Ulan bana bak, durun, nereye gidiyorsun gene? Kızım sus! Ay Allah! Allah'ım kurtarın! Kızım sus, deli etme adamı! Kurtarın beni Allah aşkına sus. Komşular! Bu çalamardan kurtarın beni! Allah! Gene başladın! Allah! Dokuma! Dokuma diyorum sana! Dokuma içeri. Diyorum sana, dokuma bana! Lan gel buraya! İstemiyorum! Her gün bu muhabbet nedir be! Senin yüzünden çektiğim için! Tamam, beni dövmeye kalktı ama teyze! Vallahi yapmadım teyze, ayıp, gözüm kör olsun, yapmadım, iftira ediyorum. Ya yapmadın değil mi? Ona bak Nermin, demin yapmadım, şimdi yaparım ha! Gel vur! Vur hadi, ne duruyorsun? Bırak Zeynel abi, bırak öldürsün beni, gel vur! Görüyorum değil mi, görüyorum değil mi? Siniri bozulmuş bir kere! Hadi gel biz ders çalışalım. Yok lan anne, bir şey yapsam içim yanmaz. Anneciğim, anneciğim! Yapma benim. Yapma evladım, yüzüme sinirlenme! Timur orduları Sivas'ın zaptından sonra süratle Ankara'ya doğru hücuma geçtiler. Dık 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 dık. Ne oluyor lan öyle dık 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 dık? Timur hücuma geçiyor. Dık dık. Dık dık demezden etmeyecek mi? Böyle daha iyi aklıma giriyor. Allah'ım. İki ordu arasında başlayan kanlı savaş akşama kadar sürdü. Ya kes şamatayı da çalışalım be, elim yapıyoruz burada. Akşama doğru bazı birliklerinin düşmana iltihak etmesi sonunda ihanete uğrayan Yıldırım esir düştü. Na 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 na. Bu na 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 ne oluyor ya? Esaret musikisi oğlum. İşe daha acıklı bir hava veriyor. Bak sen de öyle yap, aklına daha iyi girer. Na na na. Git işine be, adamda akıl mı bırakıyorsun be? Na 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 na. Yo arkadaş yok. Tembelliğinin acısını benden çıkaramazsın. Var mısın imtihana ha? Varım varım, ne olacak? Görürsün ama! Görürse görürüz, hadi ne yapacaksan yap bakalım! Söyle ulan, Mısır'ı kim fethetti? Mısır'ı? Hı. Barbaros Hayrettin Paşa! De! Düşünsene oğlum, olur mu be? Mısır'a gemiyle gitmediler mi oğlum? O zaman Barbaros götürdü. Turgut Reis de olabilir. Buna bakarsan deniz yolları da olabilir. Kaldın arkadaş! Peki, Kızılırmak nereye akar? He? Marmara'ya. Marmara'ymış. O senin dediğin Kurbağalı Dere. He, Kurbağalı Dere. Kurbağalı Dere'de Marmara yakmıyor mu oğlum? Bir türlü ezberleyemiyorum ya. Haklısın be. Derslere girmek gerek. İlkokul müdürü var ya, vallahi melek gibi adam. Bana dedi ki, bir müşkülün olursa sıkılma gel dedi. 100 lira borç iste be. Olur mu ya? Rica edelim derslere soksun bizi. Yok be, gidişine be oğlum. Kazık kadar evler Sabri Sübyan arasında olur mu ya? Ne olmuyor? Yok. Olur be. He? Olur. Yok ya. Olur. He? Gidelim mi? Gidelim. Hadi arkadaş ya! Çabuk ol! Çabuk ol! Hadi! Hadi çabuk ol! Hadi! Sizin gidin domuzlar! Hadi kaçalım! Sizi hazırla! Bu yaşta başladınız değil mi ha? Yezidler! Bekçi efendi yakala! Yakala şunları, şikayetçiyim! Yakala! Dur bakalım Mahalle Hanım, dur bakalım! Ne oluyor? Ne oluyor? Elinin körü oluyor! Bütün dallarımı kırdılar! Ne dalı ulan? Sapan yapacaktık Zeynel amca! Hem biz sürüklerini kırdık! Babalarını tazmin ettireceğim! Hem vallahi hem billahi ettireceğim! Davacıyım, karakola gidiyorum! Yok deme! Ne olmuş yani iki tane dalını kırdılar sen? Maşallah, maşallah! İstersen üstelik bir de şeker dağıtayım velekler! Dağıtsam milyonlarım mı eksilir? Dur arkadaş! Burada vaziyete kanun hakim ve de ben işe el koymuş durumdayım! Hadi okula! Ben gerekeni yaparım! Yallah! Hadi gidelim! Hadi!
Maalesef sanıklar kanunun pençesinden kaçmış bulunuyorlar. Aa, vallahi kuduracım dostlar! Hırsızları serbest bırakıyor ayol! Allah'tan kork kadın, bacak kadar çocuğa hırsız denir mi be? Hadi hadi sen sus bakayım! Hadi be! Önce git de karın olacak, oca dalozu lafını geçirsen! Üzülme Danyal, Danyal üzülme gel! Erkek olsaydı! Üzülme kardeşim, o melek kadına laf ediyor, karın olacak! Mahalle abla! Ben anlamam Hayri Efendi, anlamam! Getirdin mi parayı? Bu ara işler biraz kesat. Gene mi para istiyorsun? Yo ama şu taksitleri bir 15 gün daha ileriye alsak onu rica edeceğim. İyi oldu, atarız. Hay Allah senden razı olsun. Geçen her gün için 50 lira faiz işler. Ama Mahalle abla. Vallahi sen bilirsin. İş iştir, imaret değil burası. Düşün taşın ona göre. Bütün bunlar takat sonunda anlaşılmış, evet. Değil mi müdür bey? Evet, tamam. Oh, hoş geldiniz Zeynel efendi. Buyurun oturun. Sağ olun, rahatsız etmeyelim. Hani bir derdimiz vardı da... Hadi söyle canım. Danyal'la birlikte... ders çalışıyoruz da... O da mı polis olacak? Hadi söyle canım, çekinme. Ben diplomayı alırsam şoförcülük yapacağım. Peki, istediğiniz nedir? Vallahi ne kadar okusak nabile, ezberleyemiyoruz bir türlü. Hani diyoruz ki, derslere girsek boş zamanlarda. O zaman olur vallahi. Bir rica ederim Necla öğretmene. Kabul ederse ne hala? Gelin bakalım. Bak çocuğum, bu resmi yanlış çizmiş. Şunu şöyle çizsin, daha iyi olurdu. Bir ricam var Necla Hanım. Buyurun müdür bey. Arkadaşlar, ilkokul diploması almak için müracaat ettiler. Ya, öyle evet. İmtihana girecekler. Eğer sizce mahsur yoksa, bunlar da derse girsek diyorlar da. Rica ederim efendim. Tabii memnun oluruz. Yalnız iyice terlet izin de. Oturun çocuklar. Siz şuraya. Siz de şuraya. Evet, şimdi dersimizi özetlemeden önce... kısaca sorulara geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti. Söyle yavrum. Washington. Aferin. Aferin sana. En büyük nehri? Sen söyle. Mississippi. Aferin. Eki başkanının adı? Sen. Evet. Evet. Hadi. O değil efendim, sen. Evet efendim. Evet. Devletleri eski başkanının adı. Evet, bekliyorum. Ford. 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 Evet. Şey gidiyor. Ford. Eski başkanın adı. Seni bekliyorum. Chevrolet. Evet çocuklar. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Dağısın çok güzel bir bacı. Ufuk versin dağısın. Ilgaz Anadolu'nun yüksel. Yolcun kayalıkların göklere yükseliyor. Dağsın. Senin dumanlı başın. Bulutlar eriyor.
olmak ne güzel şey be. Bütün gün ekmek elden, su gölden, koştur. İş yok, güç yok. Sen ona bakarsan bende de iş güç yok ha. Fabrikadaki işi bırakacak mısın yoksa? Yapamayacağım. Ben şuradan yokuşa vurayım. Ne yapsın orada bir iki araba yıkarım. Ne çıkarıyorsun o işten? Allah bereket versin, 15-20. Bu kadar para yeter mi be? Günde 150 bile olur ama korkuyorum ben. Çalışmak ayıp mı be? Değil tabiatıyla ama Hasan beni öyle çalışırken görürse ters geliyor be abi. Ne yaparsın evlat? Eşek sıpası. Babası bir lokma ekmeği nasıl kazanıyor, sorduğu var mı hiç? Geçenlerde bir hususi arabada gördüm arkadaşlarıyla. Zengin çocuklar hepsi. Sen onlarla aşık atabilir misin ulan diyecektim akşam. Sonra caydım. Genç be. Canı çekiyor tabii be. Of lan, of! Of ki of arkadaş! Kaçta buluşuyoruz bu gece? Ben gelmiyorum. Su koy verme de birincisi. Eve gitmem lazım, işim var. Babanın milyonlarını mı sayacaksın? Yak bir sigara, efkar dağıtır. Paran yok değil mi? Borç vereyim istersen. Sağ ol. Gerekirse isterim. Müsaadenle. Ben düşmanlarından görmediğini, gönülsünen canının yakınından. Telaşın ne be? Abi yıkılacak o kadar çok araba var ki. Yok be oğlum. Bir bu, bir de şu arkadaki araba. Hava bulutlu oldu mu kimse yıkatmıyor. Yağmur yağınca kendiliğinden yıkanırmış. İnsan böyle zengin oluyor işte. Al şu 20'yi. Hadi eyvallah. Güle güle. Şimdi, yarın verirsin. Yok, olmaz ya, dur. Saçmalama bak, be bak. Oğlum, yarın verirsin dedik ya. Bak, unutturma ama kızarım. Ne tesadüf değil mi? Günaydın. Günaydın. Yeni mi bitti iş? Kahvaltı ettiniz mi? Börek alacaktım köşeden. Ben aldım. Afiyet olsun. Yo yani şey, sizin için de aldım. Ama siz her sabah böyle alıyorsunuz, mahcup oluyorum. İşe geç kalmadınız ya. Yo. Şey, şu köşede parkta beraber... Vallahi iyi olurdu. Ama siz yemiyorsunuz ki. Hı? Yo. Boğazım çok dardı. Hıçkırık tuttu. Annem arkama vurdu. Ben vurayım. Lütfen sağ. Kuvvetli vurun. Annem böyle yumruk atardı. Geçti.
Memnun oldum. Böreklere teşekkürler. Ayıp ettiniz. Yarın da görüşürüz değil mi? Tabii, memnun olurum. İyi günler. Selamun aleyküm Osman abi. Ve aleyküm selam, amma şişmişsin be Danyal. Abi boş durmaktan. Kurban olayım bana bir iş ayarla. Tanırsın beni, ne iş olsa yaparım. Tabii, tabii, tabii. Eşe dostu haber salmak uzun sürer. İstersen seni Şevket'e göndereyim. Tombalacı çıkarıyor piyasaya. Sen haftaya gene uğra, o zaman bir iş ayarlarız sana. Sağ ol abi. Al. Ayıp ettin abi. Hasan! Aranma, yarın veririz. Yok yok, olmaz. Üzülüyorum sonra. Yani sana numara yapıyormuşum gibi geliyor. Ya saçmalamayı bırak da al şunu. Bak... Üzme nazik bedenini. Unutturma, yarın veririm. Ne işin var burada be? İyi değil be. Seni bulayım da biraz dertleşelim dedim. Dün tombalacılık yaparken bizim Hasan gördü beni. Tombalacılık da nereden çıktı ya? Osman abi var ya, hafta iş bulacak bana. O zamana kadar boş durma dedi, 5-10 kuruş ekmek parası çıkar dedi. Ne olur Hasan görürse? Beni teselli etmek için konuşma Zeynel. Kendi öz oğlum benden utanıyor. Yarın senin oğlum da senden utanırsa o zaman anlarsın beni. Ya bir dakika. Sen beni dinlemiyorsun, birini mi bekliyorsun? Yani bekliyorum tabii. Komiser beyle buluşacaktık da bir iş verecekti bana. Ben şuracıkta bekleyeyim istersen. Sen git. Ne lan, devlet sırrı mı bu? Değil ama gene de vazife. Bak sen eve git. Ben valla Allah'ıma kitapma bir saatte gelirim. Tamam mı Danyal? Aslanım benim. Çişin mi geldi oğlum? Bana bak, fazla bekletme beni.
Günaydın. Heh. Allah Allah. Hayrola? Adam çıktı. Ne adamı? Hırsız. Hırsız çıktı. Gene börek almışsınız. Ne çıkar? Hoşuma gidiyor size börek almak. Beraber yiyelim mi? Karımı kaybettim. Doğum yaparken öldü. Oğlum 1,5 yaşında. Annem bakıyor şimdi. Mahvoluyor zavallı. Bizim sıpa uyumak bilmiyor ki. Sabahlara kadar ağlıyor. Doktora götürdünüz mü hiç? Yo, turp gibi velet. Acaba bağırsakları? Yo, mesela bomba gibi sığ... Affedersiniz, yani şeyini, kakasını iyi yapıyor. Annem iyi sığ... Ay, affedersiniz, kakasını yaptı mı çocuk sağlamdır der. Yine yarın ağlamaması için bir ilaç getiririm. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bakın, yarın gene görüşeceğiz. Hoşça kalın. İyi günler. Bakın, yarın sabah ben alacağım böleleri, tamam mı? Olur. Zeynel baba. Sevgilinle buluşmak için en kral arkadaşını en acılı gününde ekersin ha? Vallahi bildiğin gibi değil be. Kim bu kız? Şükran. Adını sormadık. Kimdir? Ne iş yapar? Hastanede çalışıyor. Hemşire mi? Herhalde. Ulan alırım ayağımın altına, insan sormaz mı oğlum? Dün tam soracaktım, hıçkırık tuttu be. Allah için güzel kız ha. Güzel, çok güzel değil mi? İşte hazır annen evlen diye tutturmuşken, kaçırma bu kızı be! Ben bu kızı kaçırmayayım ha! Aga sen bu kızı kaçırma! Ben diyorum ki en iyisi kaçırmayayım bana bu kızı! Bana göre de vallahi kaçırma! Büyüsün de büyüsün ninni! Ah sen misin babası? Ah sabaha kadar ne kendi uyudu ne beni uyuttu! Bittim! Aa, anacığım bittim. Benim dayan anacığım dayan! Ah. Çoğu gitti azı kaldı! O da ne demek? Evlen diyordun ya! Aman Allah'ım! Yoksa biri mi var? Zeynel! Denil! Gene kavga mı ediyorlar? Dur bakayım ben bir, dur. Ne oluyor be? Ya, affedersin ama bizimki doğuruyor galiba ha. İyi, ne? Anne! Nermin doğuruyormuş! Yürü! Hadi. Karnı niye şişmiş lan bunun? Kara hamile lan! Bana bak, koş sen Ebe Nurten'e çağır hemen! Ondan sonra Emine Hanımlara da haber ver! Bir dakika! Gelsene! Bir dakika! Paran var mı lan? 25 liram var! Bende de 30 lira var! Otomobil parasına bile yetmez! Ben gideyim Osman abiden isteyeyim ha! Ben de komiser babadan alırım. Yani. Hadi gel. Hadi. Nermin! Korkma evladım, korkma şimdi, ben seni derdireceğim. Anne baba bir şey karışmayın, çıkın bakayım dışarı, sıcak su koyun bana. Ebal Hanım! Kaç kız. Ebal Hanım! Hayrola oğlum! Evet teyze! Teyze, Nermin be! Nermin doğuruyor, gel! Koş! Gereken tedbir alındı, emrinizi bekliyoruz şef, tamam. Emrinizi bekliyoruz şefim, tamam! İşaret verildiği an içerisini basacaksınız. Garajda kaçak mal var, tamam. Biri girdi içeriye. Telaşına bakılırsa haber aldılar galiba. Hemen işareti verin. Abi Allah aşkına kusura bakma. Bizim hatun doğurmak üzere de. Para mı lazım oğlum? Ne kadar ha? Sen bilirsin.
Allah razı olsun. Alo, kim? Buyurun efendim. Emredin efendim. Emrinizdeyiz efendim. Derhal. Zeynel. Affedersiniz, size demedim efendim. Kaçakçıları getiriyorlar. Herkes vazife başına. Sen de sın bir yere ayrılma buradan. Ama komiserim, kadın doğuruyor. Ulan ben burada 9 doğuruyorum. Ayrılmak yok. Affedersiniz, size demedim efendim. Abiler, vallahi benim bir şeyden haberim yoktu. Karım doğuruyor be ya, bırakın gidin abi ya. Şöyle bak, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Vallahi billahi harbiden söylüyorum, benim bir şeyden haberim yoktu. Karım doğum yapıyor, 3-5 kuruş almaya geldim. İnanmazsanız kendine sorun abi. Adam doğuruyor efendim, kadın doğuruyor. Ben 5 dakikada gidip gelirim efendim isterseniz. Vazife her şeyden mukaddestir. Evet. Bir de polis olacağım diyorsun. Otur oturduğun yerde, hadi. Olur. Eyvallah olsun! Ay başımıza gel çocuk, ters geliyor! Doğum güç olacak! Aman bırakın kardeşim! Hadi anacığım, bir kere daha bak! Peki, çekelim bakayım! Hadi canım, bak ya daha bak! Dayan! Yavaş yavaş! Onları içeri atın! Dur abi! Yürü be! Dayan! Zeynel! Ne işin var burada be? Beni de yakaladılar, kurtar beni! Hadi! Allah! Benim yapacağım işte! Hemen hastaneye kaldırmak lazım! Hastaneye getirelim! Bizim alacağına getirelim! Dur! Giremezsin! Dur! Nereye kardeşim? Komiser Bey'i göreceğim! Toplantı var, giremezsin içeri! Ama bu çok mühim! Talimat var kimse girmeyecek diye. Bak. Ankara ile konuşuyorlar. Abi, bekle biraz. Karısı doğuruyor. Talimat var, o da beklesin. Doğum bekler mi be? Zeynel! Zeynel! Ay senin gibi arkadaşın. Onları yakaladık ya. Bu iki kişiyi yakalayamamıştık onu işte. Bir dakika göreyim komiser bey ne olur. Şimdi çıkarlar ya. Ama çocuk da çıkıyor. Hadi çocuklar bakayım hadi. Yavaş yavaş araba geldi kızım. Hadi şimdi kurtulun. Zeynel! Patla! Elimde bir şey var sanki. Zeynel! Patla! Zeynel! Araba geliyor beyzeli. Hadi şoför çabuk ol! Ya sen biraz sabırlı olamaz mısın be kardeşim? Hadi güle güle. Çok sabırsın çok. Hadi hop! Allah'ım dur! Nereye? Olur mu ya? Nereye giriyorsun ya? Sana olmaz. Bırakın be! Bırakın! Fuat Bey oğlum, kadın korkudan çocuğunu düşürecek. Karbüratör han. Ay harbiye mi gidiyorum? Ne olmuş yani? Anam beni doğuma kanıyla götürmüş. Emredersiniz efendim, tabii. Nasıl da unuttum. Gel. Tabii efendim, tabii. Siz de güzel durun orada. Bu yapacağımız baskın için bir iki arkadaş da alsak mı dersiniz? Evet, iyi olur. Tabii, iyi olur. Evet. Müfettiş çıksa da durum arz etse abi. Buyurun. Derhal sevk edeceksiniz. Emredersiniz efendim. Seninle başlarına gideceğiz. Emredersiniz efendim. Oradan derhal söylediğiniz yere giderim. Son bir vazifen daha olacak, gel içeri. Emredin efendim, tabii giderim. Bir dakika, sayın komiserim... Üzülme. Sonra anlatırsın dedin canım, üzülme işte, bırak. Ağlamak yakışır mı sana? Evet, dediğim gibi. Hadi gidelim. Başla. Nedir be senin derdin? Bir dakika sayın komiserim, bir dakika anlatayım efendim, ne olur. Bir dakika dinleyin. Gel! Kime bağıran? Ben Yal, benim komşum, tanırsınız. Tabii, iyi çocuktur. Karısı doğuruyor. Onu da yakalayıp getirmişler yanlışlıkla.
Osman namusuna gitmişti para almak için, doğum parası. Şimdi içeride. Komiserim, sen bizim babamızsın. He? He? Olamaz. 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 Daniel kaçakçı olamaz. Hadi ben kefilim. Söyle Fahriye, bu suyla ifadesini alsın, sonra salıverin. Yürü gidiyoruz. Ya yani serbest miyim? Tabii ya, komiser baba bıraktı seni. Yürü. Hay Allah. İşte arkadaşlık buna derler. Aslan vallahi. Bir tanedir komiser bey. Oo, taksi! Bekle! Ay olur kepazeli başımıza gelenler. Ay! Allah! Ne oluyor be? İfadeni almayı unuttuk. Ben şimdi Allah'a ifade veriyorum. Doğumdan sonra gider veririz. Bozuk arabayla yola çıkılır mı ha? Ah, yetişin ey ümmeti Müslüman! Erkek olursa, vallahi adını Zeynel koyacağım. Doğmuş mudur ya? Hasta mısın sen be? Neredeyse bir yaşına basacak velet. Fırına sokalım Kazi'yi, çabuk! Pide mi çıkaracaksın çocuk mu? Aa! Yahu fırın burası, hadi doğum evi değil ki, çıkın bakayım şuradan! Vukuat var galiba. Vukuat mı? Dur arkadaş! İşe el koymam lazım. Ulan deli misin be, çocuk doğacak be! Arkadaş, vazife vazifedir. Dur diyorum sana! Kardeş dur burada, insin şu... Bekçi baba. Ben hemen yetişirim. Ne oluyor burada? Çekilin! Açılın bakayım kenara! Ne oluyor? Ne var burada? He? Doğum oluyor. Doğum doğum olur mu ya? Yolu kapatmışsınız. Allah Allah. Açın bakayım şöyle. Açın. Çekilin bakayım. Çekil kenara. Allah! Ya çek şu külüstürü anam be. Külüstür diye senin bindiğin takaya derler. Var mısın yarışa? Böyle abla. Ya doğuma yetişeceğim. Çek şunu anam be. Ulan herkes mi doğuruyor bu memlekette? Allah'ın cezası. Anne! Anne ya, ne oluyor be? Nermin doğuruyor! Çekilin bakayım, ay kalbim! Danyal, dur açılın be! Danyal! Danyal, açılın be! Danyal! 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 Danyal, karım doğuruyor. Biliyoruz doğurdum, ne olmuş yani? Bebeğim ama fırında doğuruyor. He? Ya gel una bulanmadan, yani buna bulanmadan una çocuğu kurtaralım mı? Hurry up!
erkek doğacak. Var mı bahse giren? Bire iki, bire iki. Çıkın paraları, hadi bakalım. Bire iki. Ne gelmez çocukmuş be. Belediye otobüs mü bu be? Doğum Toto, doğum Toto. Erkek 5'e 10 veriyor. Hadi çıkın paraları. Mahvoldum frenim. Kes sesini be! Tam doğuyor burada, adi fırıncı! İnsan doğuyormuş! Haram olsun sana yedirdiğim börekler! Kız mı oldu? Aa, maşallah! Nur kulu gibi bir anak oldu! Oğlan oldu! Oğlan oldu! Eken Afir Abdül Alemin! Oğlan olsun! Oğlan oldu! Oğlan oldu! Sen mi salıverdin o kaçakı? Estağfurullah beyim. Cevap ver, bırakan sen misin? Ama komiser babadan, şey yani... Komiser beyden izin aldım. Ne izni? Şey... Ya yani... Nerede salıverdiğin adamın ifadesi? Karısı doğum yapıyordu. İfadesi nerede? Şimdi alırım efendim. Ben polis olmak için müracaat eden bekçisin öyle mi? Evet efendim. İmtihana giriyorum. Çok çalışıyorum. Yazıklar olsun sana. İfade almasını unutan adam polis olamaz. Ama o günahsızdı. Suçlu olsaydı şimdi elimizdeydi. Ben de ilk bakışta anladım suçsuz olduğunu. Ama vazife vazifedir. Bu kafayla polis filan olamazsın. Halbuki senin hakkında çok şeyler anlattıydı Hulusi Bey. %100 yapacaktık işine. Gidebilirsin. Sen daha gitmedin mi? Alo, buyurun. Zeynel'i mi? Evet efendim, çok iyi bir arkadaştır. Sağ olun efendim. Tabii, tabii efendim. Sağ olun, sağ olun. Günaydın. Günaydın. Kaç gündür görünmüyorsunuz, hasta mıydınız? Ben mi? Yok, öyle işte. Çocuk nasıl? Çocuk? Ha, çocuk. İyi, iyi. Bir derdiniz mi var sizin? Saklamaya çalışmayın, dertlisiniz. Kaç sabahtır size börek alıyorum. Bakın bu sabah da aldım, beraber yeriz diye düşünmüştüm. Parka gidelim, orada anlatırsınız bana. Bütün hayatımın tek rüyasıydı. Canımı bile verirdim o hayal için. Beni anlıyorsunuz değil mi? Hı hı. Hı hı. Ne güzel diplomamı da alacaktım. Öyle çalışmıştım ki sular seller gibi. Bak mesela, İstanbul'un fethi kaç yılında? Gördün mü? 1453. Ben biliyorum. Hı? Bak seni alalım hele. Koskoca hemşiresin hastanede değil mi? Ben mi? Evet. Evet tabii. Bak mesela sen bile bilmiyorsun. Her şey tamamdı. Polis olacaktım. Allah! O elbise, sonra kemer, burada tabanca. İnsan polis olunca çok önemli oluyor. Herkes bir başka bakıyor adama. Amirlerim beni çok severdi. Oradan trafiğe geçecektim. Meşin ceket. Sonra böyle kayış ucunda sallanan tabanca. Sonra şapka, burası beyaz. Allah! Yolun ortasında durdun mu kralsın arkadaş, tamam mı? Dur! Geç! Ama bütün arzum ileride sivile geçmekti. Sivil, gizli polis hani. Kuş uçurtmazdım vallahi. Duman ederdim etrafı, o kadar. Namım öyle, öyle yürür, öyle yürürdü ki... tevatür olurdum memlekete. Ne diyorum sana? Komiserliğim çantada keklikti. Komiser yahu, komiser! Ne demek komiser arkadaş? O ne mühim adamdır öyle. Bir çarşı pazar gezersin... herkesin dünyası değişir. Bütün, bütün etraf senden sorulur.
Hepsi hayal oldu şimdi. Ama bu kadar ufak bir kusur için herhalde cezalandırmazlar sizi. Emniyete çağırdı koskoca masa şefi. Yok arkadaş dedi. Unut dedi. Boşuna harap etmeyin kendinizi. Herhalde bir çaresi bulunur. Hı? Sonra siz bekçi olarak da çok ama çok tatlısınız. İnsan mutlaka bir elbiseyi giymekle, bir rütbeye yükselmekle değer kazanmaz. Siz emniyet genel müdürü olsanız bile, ben sizi bu halinizle, bu tatlı gülüşünüzle kimseye değişmezdim. Bana inanıyorsunuz değil mi? Yani siz beni... Yemin ederim, hayatımda gördüğüm en samimi, en içten... En tatlı adamsınız, üzmeyin kendinizi. Yok! Artık yok, üzmem! Üzmem artık! Üzmem! Oh, çok geciktim ben. Yarın börekleri ben alıyorum, tamam mı? Oldu, iyi günler. Üzülme yok! Boşuna üzme kendini! Sen de olsan aynı şeyi yapardın benim için! Biz kardeşiz seninle! Hadi eyvallah! Durun ya, daha çayını bile içmedin! Komiser bey erken çağırdı bu sabah! Evrak varmış dağıtılacak da! Akşama görüşürüz çocuklar! Ya bu işin bir kolayı vardır elbet be! Ne kolayı olacak be kardeşim? Olması ne olur Hakkı abi, ama filmlerde olur! O başka! Arsène Lupin gibi adamı yakalarsa, o zaman adamı emniyet müdürü bile yaparlar. Bana kalırsa Zeynel sade tavuk yakalar. İyi söyledin abicim ama mesela iki hırsız yakalasa? Bırak be oğlum! Zeynel evden kaçan kediyi bile yakalayamaz. Abiler! İşletin gaz tenekesini. Mesela bir baskın, bir soygun olmuş da Zeynel abi yakalamış. Ne haber? O zaman başka. Ulan senin dilinin altında bir şeyler var. Var tabii, var ama mangize bakar. Durun bakalım, şu muhabbeti biz de anlayalım, ne oluyor ya? Abicim, ben diyorum ki... Şöyle hapiste yatmaktan kaşarlanmış 2-3 hırsız bulsak... Ellerine biraz mangiz versek... Dümenden bir soygun tertipleseler... Zeynel abiye de bunları yakalatsak... Dümen tabii, anladınız mı? O zaman kredi kaç yazar? Evet abiler, evet! Oğlum, bile bile yaparlar mı ya? Oho, bulacağım yapanı abicim! Ne kadar para isterler? Anlaşırız ama para nerede? Benden 100 lira! Benden de 50! Ben de 100 lira veririm, ben çarşıdan toplarım abi! Kulübün forma parası var, biz de onu veririz! Her yerden alacak oğlum ya! Vallahi iyi bir fikir söyledim! Arkadaşlar, arkadaşlar, teberrular Hakkı abiye! Dayal abiyle Recep benimle gelsin! Peker abicim, yapmasına yaparız ama tam bizim sezon başlıyor... Sonra mağdur oluruz, değil mi ya? Ya, ulan bırak fiyat arttırma numarasını be! Nihayet bir hayır işi bu! Ha, yani kardeşim, sevabı o kadar büyük ki bu işin! Evet ama... Öyle değil mi hoca? Ne yapalım abi yani? Ha. Cici abicim, anladık ama biz de meslek sahibiyiz, değil mi ya? Artı yapın bir delikanlılık, he? Vallahi size en düşük fiyatı söyledik abi, ne yapalım? İnin 500 daha olsun bu iş. Bak Cici abicim, son fiyat. Adam başına 2500. Eder 7500 lira. Ver gitsin. Ver. Hasta etme adamı sen de be. Ver be. Ha? Ya Allah, bismillah, tamam ulan. Ha? Ha? Kusura bakma abi. Tediye şartları ne olacak? Yani ben sağlam kefil isterim. Ulan şimdi hırsızlık için noterden tasdikli mukavele mi yapacağız yani? Ha? Ha?
Hadi be. Patlıcanı ateşe vuralım abicim. Anlamadım. Peşin arpa ha? Yani arkadaş kibarca söyledi. Oğlum, paranı Süleymaniyeli Akkabi'de. Bizim kahveci, hepiniz tanırsınız. Zeynel sizi arakladığı an drink ödüyoruz, tamam mı? Tamam mı aga? Tamam. Ey cemaati Müslümin, Allah affetsin, bir hayır işi için ve de hırsızlara verilmek üzere bağış topluyoruz. Amin. Ne oluyor be ya? Ay için para veriyorlardı da abisi. Yapma. Ben de vereyim mi be? Ver. He? Tamam. Zeynep. Sen kaç para vereceksin? Bir dakika, bir dakika. Ben sonra vereyim ha. Zeynep sonra. Tamam. Ne gibi bir hayır işi bu oğlum? Onu söyleyemeyiz ama vallahi çok hayırlı. En çok da siz sevineceksiniz. Allah Allah! Hadi komiser baba, senin de bu çorbada tuzun bulunsun. Hadi babacığım. Ya yapmayın, etmeyin çocuklar. Siz beni görmemiş olun. Teessüf ederiz Hulusi baba. Bizi tanımasan hadi neyse. Hayırlı bir iş dedik ya. Peki, inandım. 50 lira tamam mı? Yakalandığınız zaman parayı cebinizde bilin. Orası tamam da nereyi soyacağız ya? Hayda! Bunu hiç düşünmemiştik be. Ya banka soysunlar. Hop dedik. O işin şakası yok. Bakkal Hamdi'yi soysunlar. Namussuz her gün fiyatlara zam yapıyor. Abiler, namussuzlar hususunda bilir kişi olarak Tefeci Mahallesi'nin soyulmasını teklif ediyorum. Bir dakika beyler, vatandaşlar abiler, ihtisası hürmet edelim. Önce Vukuat Mahalli'nde bir keşif yapalım, değil mi ya? Tamam abi, tamam abi. Hadi gidelim. Uğurlar olsun Mahalle abla. Burası arka kapı. Asıl ev şu. Muazzam ev. Adam kessen kimsenin ruhu duymaz. Yalnız başına oturuyormuş Cadalos. En az 5000 altın var evde. Çok büyük de nakit para var. Nasıl bulacaksınız? Saklamıştır. Biz insanı konuşturmasını biliriz. Biraz tehlikeli. Orasını bize bırak. Bir kişi lazım yalnız, evin içini bilecek. Onu da sen buldum diyorsun. Tamam. İçeride oturuyor. Fakir bir tombalacın oğlu, gözü yükseklerde. Arkadaşları da hep klas aile çocukları. Demin baktım masada tek oturuyor. Dans etmekten bile utanıyor, paçları yırtık diye. Gençlerin içinde bir kız var, vurgun ona. O peşinden sürüklüyor nereye giderlerse. Yoksa Adnan buralara gel serserinin, bir kapiseye dünyayı satar. Abi içeride korkarsa hepimizi yıkar sonra. Ya korkma, ben ayarlarım onu. 2 sene muhallanın bodrumunda kiracı oturmuştu. Evin içine avcı giriyor. Kara altını nereye sakladıysa bir dakikada gösterir. Ha
Hangisi? Şu gri süveterli kızla dans eden çocuk. Sen güvendikten sonra kabul. Siz uzaklaşın biraz. Ben konuşurum kendisiyle. Tamam. Sen bizimkini sormuyorsun. Ha, kimi? Benimkini. Hani parkta. Ha. Oo, işler görme. Ha. Bana börek getirdi. Vay be. Ben üzüntülüydüm ya. He. Oturdu beni teselli etti. He. Saatlerce. He. Hani benimle ağladı desem yeri. He. İnsan dedi arkadaş, rütbeyle adam olmaz dedi. He. Ve de siz dedi, yani sen dedi bana. Aa, samimi he. Samimi sen dedi. Dünyanın en tatlı adamısın dedi. He. Kız bayılıyor bana. He. Ölüyor. He. Şöyle bir bakışı var. Bak he. Bak. Nasıl bakıyor, nasıl bakıyor? Hani şeytan diyor, etraftan gören olmasa Allah! Hayırlı inşallah! Bir film seyretmişti seninki. Türkan şuraya oğlunu öpüyormuş, onu anlatıyor. Hayda, elektrikler kesildi. Bu da yeni moda çıktı ha. Usta, yak bakalım şu bizim 500'lüyü. Bazen uzun sürer, bazen 3 saatte gelir. Danyal Bey oğlum! Bir de ben dünya gözüyle şöyle gelinimi öpebilsem. Ya biz de onu konuşuyorduk teyze. Ah, ne vuruyorsun lan? Söyle Allah aşkına, bir şeyler var mı? Oğlum aşık teyze, aşık. Kız da buna bayılıyormuş. Neredeyse sokak ortasında öpecekmiş geçen gün. Tam onu anlatıyordu. elektrikler geldi ha. Eyvallah. Bu sefer gideceğim, isteyeceğim kızı ha. Ne? Ne be? Ne lan? İşitmiyorum. Sana bir hal oldu elektrikler kesilince. İlahi oğlum, küçükken de böyleydi bu sersem. Utanınca sesi kısılır, konuşamaz. Konuş konuş. Komiser babaya ne oldu? Komiser... Ha, beraber gidip isteyelim ha. Olur olur. Olur. Ulan bir yudum su işte, kendine gel be. Aptal aşık. Hadi gidelim hadi. Kız artık öyle dedikten sonra polis olmayı beklemem arkadaş, değil mi? Değil mi lan, sana soruyorum ben. Tabii tabii. Ha? Yarın ağzını arayacağım son defa, sonra gider istersiniz, tamam mı? Tabii tabii. Geliyorlar, hadi çabuk ol.